Herkese selamlar, ben Ozan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine nargileciler için burada toplandık. Nargile sevenlere güzel bir haberim var. Dışarıda, yani ocağa, tüpe ya da ne bileyim ateşe gidemeyeceğiniz bir yerde nasıl nargile içebilirsiniz rahatça, kömür derdi olmadan, onunla alakalı bir tanıtım yapacağım. Şimdi biz çok fazla geziyoruz. Çok fazla kamp yapıyoruz vesaire. Her gittiğimiz yerde ateş yakmak zorunda kalmıyoruz. Bazen kamp alanlarına gittiğimiz için dışarıdan yemek söyleyebiliyoruz. O yüzden de nasıl nargile içebiliriz, kömürü nerede yakabiliriz derdine çakmakla yanan kömür son veriyor. Şöyle hemen göstereyim. Kömürler bu şekilde. Yani üzerinde ne yazdığını ya da markasının ne olduğunun hiçbir önemi yok. Birazdan açık şeklini de göstereceğim size. Markası hiç önemli değil. Bu kömürlerin hepsi çakmağa çaktığınız anda cayır cayır yanmaya başlıyor. Başka hiçbir ateşe ihtiyacınız yok. Ben 2 paket aldım. Nargilem de burada hazır, bekliyor. Şimdi kömürleri yakıp bir test edelim. Nargileyi ne kadar güzel yakabilecek diye. Ben bu nargile için 3 tane kömür kullanacağım şimdi. Şimdi kamerayı biraz yakına çektim daha rahat görebilin diye. Çünkü paketi açacağım ve daha sonra da kömürü yakmaya başlayacağım. Kömürün yanması yaklaşık 10-15 saniye sürüyor. 3 tane kömür yakacağım ve nargileyi test edeceğim. Bakalım gerçekten de iyi bir duman çıkarıyor muyuz? Bu arada iyi duman çıkaran nargile ile alakalı ben bir video hazırlamıştım. Eğer izlemeyenler varsa aşağıdaki linkten bu videoya ulaşabilirler. Şimdi test edelim. Kömürler bu şekilde, silindir, üstü dolu, herhangi bir boşluk yok. Bu şekildeki kömürleri zaten hep bu pakette satıyorlar, daha başka paketi yok. Çakmakla yanan kömür derseniz eğer bütün nargilecilerde bulabilirsiniz. Ben şimdi bir tanesini alıp test edeceğim. Gördüğünüz gibi kıvılcımlarla kendi kendine yanmaya başladı. Bu kıvılcımlanmalar bittikten sonra kömür tamamen yanmış olacak. Şu an tabii karanlık olmadığı için ben kömürün korunu size gösteremiyorum ateşli olduğunu. Ama kömür yanıyor. Zaten birazdan test ettiğimizde nargileyle göreceksiniz. Bu kömür yandı. Şimdi ben bunu nargilenin üstüne koyuyorum. Ve diğerlerini yakacağım. Şimdi kömürlerimi yaktım. Bu nargile için 3 tane kömür kullandım. Şimdi de bu kömürlerden nasıl duman çıkıyor ona bir bakalım. Nargileyi açıp tekrar videoya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi diğer kömürlerden hiçbir farkı yok. Hatta bu kömürle daha çabuk açıldı diyebilirim. Izgaram olduğu için 3 tane yaptım. Çünkü ızgaradan ateş daha geç gidiyor kömürün içerisine. Tütünün içerisine. O yüzden 3 tane yaktım. Normalde benimki gibi bir nargile kullanıyorsanız, eski videolarımda var. Masaüstü nargile, Kefon'un. Eğer benimki gibi bir nargile kullanıyorsanız ve böyle geniş bir ızgaranız yoksa 2 tanesi bile gayet yeterli olacaktır. Gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.